Yasin'cim, yani seni sinirlendirmek istemiyorum ama kayınvaliden cuma günü yine zehir zemberek açıklamalar yapmış. Bana bir erkek torun verene kadar ben devamlı tepesindeyim. Senin isteğinle ben kalkıp çocuk mu yapacağım? Ben kıymet miyim kaynanamın istediği zaman çocuk yapayım? Sen ne diyorsun ya? Bir de erkek çocuk istiyormuş hanımefendi. Öyle bir dünya yok. Benim dünyam öyle bir dünya. Yapacaksın. Ben oğlumun artmasını istiyorum. Ben senin isteğinle sana torun tacı vermiyorum arkadaşım. Benim istemem önemli. Benim kendimi hazır hissetmem önemli. Başak, sana bir şey diyeyim mi? Ev, 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 ev canımı yiyorsun. Sen ne zaman bana bir güzel erkek çocuk ver kucağıma, tapuyu vereyim üstüne. Eğer bir sağlık sorunu yoksa ben birisi istedi de yapmam. Hele böyle cinsiyet ayrımı yapan biri için asla yapmam. Madem bu kadar torunlarına düşkün, illa torun istiyor ya erkek torun. Diğer torunun da psikolojisini biraz düşünsün o zaman. Kesinlikle kayınvalidem gerçekten, kızlar söylüyorum, çok zor biri. Yani ille de erkek torun olsun diye tutturmak nedir ya? Hanife Hanımcığım, lütfen sınırlarınızı bilin. O Başan çocuk yapacak, erkek çocuğu olacak. Ya bunlar çok saçma değil mi ya? Lütfen ya, onları ailece bırakın ya, düş kızın yakasından. Ben Karadeniz kadını olarak bir ailede erkek çocuk olacağım. Tabii ki erkek çocuk olacak. Erkek çocuksuz ev mi olur? Erkek çocuk insanın soyunu sürdüren bir nesildir. O yüzden erkek çocuk istiyor. Kayın yürüsün ha. Yani. Bütün kayınvalidelerde destek olmuş. Hanife ablacığım. Evet. Erkek çocuk olsa evi veriyor musun? Veririm. Yapsın, vereyim. Siparişle oluyor mu bu işler? Siparişle değil. Erkek olana kadar devam. Ben seviyorum. Ben Karadeniz kadını. Erkek olana kadar çocuk yapmaya devam mı etsin? Ama bak, orada ben bir şey daha dedim. Erkek çocuk hangisi yaparsa yapsın, evi onun üzerine vereceğim. Onu anlamadım. Ve bir ailemi de ona hibe edeceğim. Çocuğuna oturup bakacağım. Erkek çocuk, kız çocuk ayrımı nedir Allah aşkına? Çocuk çocuktur. Hanife teyze, iyice açtınız kendinizi. Erkek çocuk doğurursan sana evin tapusunu veririm. Ne demek ya? Hangi gelinin erkek çocuk verirse bu evi ona mı veriyorsun? Vereceğim. Yapsın Başak, erkeği alsın daireyi, tapuyu. Nursel Hanım, o kadar, kötü bir açıklama ki, o kadar kötü bir talep ki. Sen talep etmiyorum. Bırak evi, dünyaları önüme de sersen, sen bu talepte olduğun için sana zaten çocuk vermem. Ayrıca bunu benim evladım izleyecek, büyüyünce izleyecek. Kız evladım. Evet, kız evladım izleyecek. Gerçekten ona haksızlık ediyor. Erkek evlat nedir? Çıkın artık şu zihniyetten ya. Niye çıkacağım? Ya artık bir şeyleri kafanızda değiştirin ya. Çıkın artık şu zihniyetten. Erkek kızı yok ki, evlat evlattır ya. İlla soyunu sürdürecek diye erkek evlat mı olması gerek? Yani Hanife teyze, ben iki erkek annesiyim ama bir kızım da olsaydı çok mutlu olurdum. O da benim soyumun devamı. Evet. Seviyorum. Bence şeyle düşünüyor. Evet diyor benim yanımdaki de. Evet evet kayınvalideler. Ay şaka gibiler bence, ya. Bence şöyle düşündü. Onu odada konuşmuştuk. Kaynana odasına, başka odada. Bence iki tane olmasını istiyor. Bir tane daha yapsın diyor. Kızın yanına belki erkek olur diyor. Belki yanı. Öyle özellikle istiyorum değil de. İstiyor abla. Yani iki çocuğum ya. İstiyor. Birinin erkek olur dedi belki. Bak, ben cinsiyet ayrımı asla yapmıyorum. Tamam, kız, oğlan, Allah hayırlı evlat versin herkese. Ama oğlan çocuğu soyunun devamıdır. Yani istemek de haklı. Şimdi benim oğlum olmasaydı sen benden çocuk mu isteyecektin? Evet. Böyle bir şey var mı? Benim bedenim, benim hayatım. Kaç tane yapacağıma ben karar veririm. Ayrıca cinsiyet sizin için niye bu kadar önemli? Kaçıncı yüzyıldayız Allah aşkına? Niyesini söylüyorlar aslında. Biz 70. yüzyıldayız. Yani bu yıllardır değil mi aslında bizim Türkiye'de de, bence dünyada da böyle, krallıklarda da böyle. Evet. Soyum erkek sürsün. Çocuk nedense ve soyum sürsün diye böyle annelerin çok istediği bir şey. Hiç yakıştıramadım bu lafı. Çocuğum böyle. Aklıma geldi, öyle büyük bir açıklama yapacağım ki Nursel Hanım. Yani yeni aklıma geldi. Dikkat belki bunu inkar edecek yine.
Evet, çocuk konusunda, torun konusunda bana çok ısrar ediyor. Hadi yap, bir tane daha yap, kardeş olmayacak. Şöyle diyorum ki, anne bak, her evlat hazır bir ebeveynle karşılaşmak ister. Ben buna maddi ve manevi yönden hazır değilim. Bunu söylüyorum ona. Bir gün sabah kahvaltı yaparken eşimin yanında ne dedi biliyor musunuz? Başak, eğer çocuk yaparsan yap, yapmazsan eşine, ya şey, Mevlana'ya başka kız bulacağım. İster inanın, ister inanmayın. Eğer yalan söylüyorsa, bu kadar da ciddiyim. Anne sakın inkar etme, hatırlıyor musun? Müslüman Hanım, artık yeter ya. Sana bu yeter. Bu kadar şeylerine kadar artık yeter ya Nursel Hanım. Dedin ya. Bunu dedin anne, inkar etme. Milletin önüne ya artık ben yeter yeter. Böyle büyük bir iddiayı ortaya atmam. Bak yapılmamışsa vallahi de söylemem. Beni hep suçlama ya Allah aşkına ya. Hanife abla, yani çok istiyorsun ya erkek çocuk. Öyle hani kızdırmak için falan söylemiş olabilir misin? Asla onu demem de. Ben buna da inanmıyorum da, ben çocukları çok severim. Kızı ayrı bir derecede. Gerçekten, çünkü kızım yok. Ben niye ağlıyorsun? Her sıkıştığında niye ağlıyorsun? Ağlamak değil. Niye sıkıştığında ağlıyorsun? Ya anlamıyorsunuz ya, şimdiki bak yükseği diyorum. Kızım yok, kız kardeşim yok, hiç kimsem yok. Sadece erkek kardeşim. Ama ne olursa olsun bir çocuğun kardeşi olmalı. Ben illa erkek olsun demiyorum. Kardeşi olsun diyorum. Çok baskı yapıyor üstüme, çok baskı yapıyor. Kurtulamıyorum. Her çocuğun tek başına bir olamaz. Ama bu karar yani ne bileyim. Seviyorum çocuk. Tamam, ama bir tanem sen seviyorsun da yani keşke daha çok çocuk yapsaydın o zaman. Evet. Kendin yapsaydın. Ne? O sevmeyebilir, o kadar çocuk istemeyebilir. Artık devir öyle bir devir değil. Ha kimse öyle erkek kız takılmıyor. Ya. Sağlıklı olsun da diyor, yeter diyor. Ben de diyorum ki sağlıklı olsun, ne olursa olsun emekli oldum. Ben ikisine dedim, çocuk yapın, beni isterseniz oturup bakarım. Amacı bir o zaten. Ben ondan sizi veririm. Amacı o. Çocuk yap, geleyim oturayım başında durayım, çocuğa bakayım. Gene nasıl bak, ben çalışıyorum bak, ya. Gene eğriliği çekiyor beni. Alakası yok anne. Bak gerçekten gene eğriliği ama çekiyorsun. Ama bebeğim ya, dediklerini kulaklarımla duydum. Evet, istiyorum erkek çocuk, bir Karadenizli kadın oğlu. Sadece Karadeniz değil, dünya genelinde kızı 2-3 tane olan muhakkak erkek iste. Veya erkeği olan da muhakkak bir tane kız iste. Tabii her canım, olmayanı isteriz her zaman. Saçımız uzundur, kısa isteriz. Kısaydır uzun isteriz. Ha. Erkektir kız isteriz. Yani. Bütün kayınvalideler aslında sana bir tık hak veriyor. Çünkü herkes aynı fikirde aslında. Züleyha abla ben vermiyorum. Çünkü hani diyor ki işte sen bir erkek çocuk doğur ya da doğana kadar habire doğur, ben bakacağım, ben ev vereceğim. Ama o ev o çocuğa bakmayacak. Teşvik primi yani, gibi bir şey veriyorsun ya. Teşvik çok saçma değil mi? Anne nesi? Baba karar verir. Yani bir yakasından ya? Düşmüyor. Yani bu zamana kadar Başak ne dediyse arkası dolu şeyler sana söyledi. Sana kayınvalidenle karışıyor muydu? Çok kaç fazla çocuk yapacağına, yeter bu kadar falan. Senin kayınvaliden sana karışır mıydı Hanife abla? Hani Karadeniz kadınısın. Ben şu ağzımı bir açsam. Çok karışırdı değil mi? Ha, senin muhtemelen travmaların var. Bence de. Vallahi. Damlacığım. Ya Hanife teyze, bu baskı nedir? Ya nedir? Belki bir şey söyleyeceğim. Belki aralarında çocukla alakalı bir problem var. Belki bu yüzden olmuyor. Ben ilk evladımı çok erken yaşta doğurdum ve kızım çok erken doğdu. 7 aylık doğdu. 1 kilo 200 gram. Ve 2 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi vardı. Çok da zor bir süreç. Bu benim için çok zorlu bir süreçti. Çok büyük problemler yaşadım. Hastaneden çıktığımda enfeksiyon kapılmaması gerekir dedi. Çok iyi bakmanız gerekir dedi. Eve geldim. Kayınvalidem atladı hani ben yıkayacağım diye. Suyunun içine sirke kattı, tuz kattı. Ay ya. Ay, kendimi o kadar ya kötü hissettim ki sesimi çıkartamadım. Çok küçüktü, ay, yıkamaya cesaret edemiyordum zaten ama çok büyük problemler yaşadım. Ben ikinci evlada kesinlikle hazır değilim.
evladımdan çalacakmışım gibi hissediyorum. Belki bir psikolojik süreçteyim. Belki tedavi görmem gerekiyor olabilir. Ama ben kesinlikle hazır değilim. Çocuğa çocuk istemiyorum. Kız erkek fark etmiyor. Çocuk fark etmez. İstemiyor. Evlat evlattır. Hiç o şekilde de düşünmüyorum. Ama gerçekten düşünmüyorum. Ya şimdi Hanife abla böyle ah yapıyorsun ya. Evet. Yani burnunun direği sızlıyor kızın. Dinliyorsun sen de. Bu sirke tuz olayını kayınvalideler çok seviyor. Evet. Vallahi bana da zorla kattırmaya çalışmıştı. Hatta tuza basıyorlarmış çocukları falan. Yok. Ben izin vermedim. Ben küçücük de. Derisi var ne kadar hassas. Ne gerek var dedim. Suyuna biraz izin verdim o kadar. Aynı öyle. Ben de böyle bir çimcik atmak için ya. Bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Ya Allah'ın aşkına tuz dedikleri de biz balık gibi tuzlamıyoruz. Tuza kaplamıyoruz öyle ki. Öyle de yapan var canım. Ne? Bu konu beni delirtiyor ya. Gerçekten artık şu doğum yapan kadınları bir sanın ya. Sirke ve tuz. Sanın ya. Azıcık mı damlattınız yoksa az. Ne kadar? Gerekiyorsa az az azıcık suyuna damlatırsın. Tuzu da sirkeyi de azıcık suyuna damlatırsın. Sebebi ne? Ben duyduğumu biliyorum da sence niye yapılıyor? Yani turşu bizim yapıyor. Eskiden hayır yarın öbür gün çocuk büyüdüğü zaman vücudunun ten kokusu olmasın bir derler. Soru sormak istiyorum. Bize yani bana da yapılmış, eşime de yapılmış, birçok insana yani bizim yaşlarımızdaki birçok insana yapılmış. Niye kokuyoruz o zaman? Ha, yani bu insanlar niye kokuyor o zaman? Turşuma basıyorsunuz siz ya çocuk bu. Küçücük bebek çok hassas, yeni gelmiş ay. Dünyaya. Bir sürü mikropla karşılaşıyor zaten. O kadın da öyle büyümüş. Yani sürekli gelişiyoruz. Sürekli gelişiyoruz. Bunu da bir aşalım artık ya. Bence de aşalım Nursel Hanım ya. Kocam ya canım kocam Allah'tan organlarına zarar gelmemiş. 40 günlükken palamut balığı nasıl yedirmiş benim kocama ya? Haydi. Kocana. Ay, kocama 40 günlükken palamut ağzını koyuyor. Ay ben hocam. Yani doğurup büyütmüş ya bizim gelin. Anlattı. Nurselciğim. Kocamla şahit videosunda anladım. Tabii o da o zaman konuşuyordu ya geziyordu ya her şeyi biliyor ya. Ama 40 günlük bebeğe de palamut balığı verilir mi ya? Ne yaptın Allah aşkına? Vallahi ben böyle bir yapıyor ya büyükler. Abartıyor. Ama böyle bir yapıyor büyükler. Ben biliyorum. Ben bunlara onu... çok şahit oldum. Yani kız doğru söylüyor. Tatsın da damak zevki gelişti. Onu da tatsın. Bunu da tatsın. Yapıyor tamam. Büyükler.